Control. Alpha Team. Only one path to victory, Guardians. Capture the zones. Destroy your enemies. Bırak çıksın değerli ekibi, hepinize selamlar. Biliyorsunuz Destiny 9 Eylül itibariyle satışa çıkıyor. Biz bir gün önceden bir kopyasını elde etme imkanı bulduk ve oyunun hikaye kısmını biraz inceledik. Şu anda gördüğünüz kısım hikaye kısmı değil, Crucible kısmı, ama önce biraz hikaye kısmından size bahsedeyim. Yaklaşık 6 saat kadar süren bir yayın yaptık bugün Twitch'ten ve bu yaptığımız yayında işte Mars dışında kalan Ay, Dünya ve Venüs gezegenlerine gidip inceleme imkanımız oldu. Ve çok açık söyleyeyim, Bungie klasını konuşturmuş. Gerçekten çok çok kaliteli bir oyun yapmış. Oyun içerisinde inanılmaz güzel mekanlar, inanılmaz güzel yerler görmeniz mümkün. Gerçekten ambiyans, atmosfer süper. Ve baktıkça bakasınız geliyor ki ben o kadar ayrıntıya, grafiklere çok önem veren birisi değilim. Oyunun dinamikleri, oynanışı benim için çok çok daha önemli, ama gerçekten bazı yerlerde oturup böyle sağ solda ne varmış, buradaki manzara nasıl duruyor gibi ciddi zaman harcadığım noktalar oldu. Bence çok güzel bir koreografi hazırlamış, çok güzel bir dizayn hazırlamış. Oyundaki bu yapı gerçekten anlatılmaya ve aktörlüğüne değer. Oyunda bildik eğer Halo serisinde, Borderlands serisini daha önce oynadıysanız buna çok benziyor. Oyun gerçekten çok akıcı, çok rahat hareket eden bir yapısı var. Silahların kullanımı, rakiplerin harita içerisindeki hareketleri, rakip oyuncuların yürüyüşleri, hareketleri çok akıcı, çok düzgün bir şekilde. En azından şu ana kadar olanlar için söyleyeyim. Çalıştığını gördüm. Enemy captured. Bu güzel bir şey tabii ki. Kaliteli bir şey yapıldığını göstermesi. Zaten oyun içerisinde girdiğiniz zaman kalitenin hemen kokusunu almaya başlıyorsunuz. Menüler olsun, İşte kullanıcılarla interaction dediğimiz değişimler olsun, oyuna girip çıkma durumları olsun, bunları gerçekten çok aktif ve çok kaliteli bir şekilde tasarlamış Bungie. Bungie tabi bu arada biliyorsunuz daha önce Halo serisini yapmıştı Microsoft için. Daha sonra Microsoft olan bu anlaşmayı bir şekilde kapatıp yeni bir oyun serisine geçeceklerini belirtmişlerdi ve yeni anlaşmalarını da Activision'la yaptılar. Dolayısıyla Destiny, Halo'dan sonra Bungie'nin yaptığı ikinci büyük proje olarak düşünülüyor ve çok çok daha büyük geldiklerini söyleyebilirim. Ben Halo 3, 4 ve ODST sürümlerini oynadım. O oyunlar da çok kaliteli oyunlardı, çok güzel oyunlardı. Ama burada çıtam şekilde daha yükseğe taşınmış. Özellikle çoklu oyuncu tarafındaki transparan etkileşim inanılmaz. Yani hikaye modunda oyun oynarken bir anda hiç tanımadığınız kişilerle bir ortama düşmeniz söz konusu olabilir. Bu kullanıcılarla, bu koyduğu kişilerle belli bir amaç için beraber savaşma durumunuz ortaya çıkıyor gibi. Ve tabi ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti ekip, bu da çok kritik. Bizim düştüğümüz sunucu diyeyim, artık neresi tam bilmiyorum çünkü herhangi bir şey seçmiyorsunuz, ama düştüğünüz sunucu da genelde hep Türkler vardı. İsimlerle çok çok karşı karşıya kaldım. Bu da şunu belirtiyor, tabi benim yanlış düşündüğüm bir yapı olabilir, ama oyun anladığım kadarıyla coğrafi olarak birbirlerine yakın olan kişileri bir yerde topluyor. Enteresan bir şekilde. Bu da güzel bir şey. Ne demek tabii ki? Günün sonunda daha çok Türkçe konuşan kullanıcılarla, oyuncularla bir araya geleceğiz demek. Türkçe içerikli ortamların daha çok olacağını sinyalini veren ufak noktalar, ama tabii bilmiyorum nasıl olacak. Bunu oyunun ilerleyen günlerinde yaşayarak hep beraber göreceğiz. Şu anda izlediğiniz kısım ise oyunun sözü diye geçen kısmı. Yani oyun toplu oyuncu ortamı ve burada tabii ki rekabetçi toplu oyuncu ortamı. Oyun hikaye modunda çoklu oyuncu ortamları var, ama genelde beraber, yani co-op diye hitap ettiğimiz tarzda oynuyorsunuz. Crucible ise daha çok rekabetçi toplu oyuncu ortamını, yani bir team deathmatch ya da şu anda gördüğünüz oyun tarzı olan kontrol oyuncusunuz. Kontrol Call of Duty'de Domination'daki yapıyla birebir aynı. 3 nokta var. 3 noktanın kontrolünü geçirip bunları elinize tutmaya çalışıyorsunuz. Ve en çok elinize tutan takım puan anlamında kazanıyor. Ve oyun tabii ki o takımın oluyor. Sağ tarafta şu anda takımlarımızın puanlarını görebilirsiniz. Ben okla belirtilmiş mavi takım içerisindeyim. Heavy ammo inbound. Şu anda aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bizim aynı zamanda hemen
puanımızın yanında gözüken noktaların, daha doğrusu karelerin içinde olanlar sahip olduğumuz nokta sayısı, boş olan da sahip olmadığımız nokta sayısı. Şu anda iki nokta bizde. Birini kaybettik, tek noktaya kaldık ama karşı takımda hiç nokta yok gördüğünüz gibi. Ve burada hani oyunun gidişatını az çok görebiliyorsunuz. Sol tarafta ise silahların mevcut. Birinci silahım aslında demin gördüğünüz otomatik rifle silahım. Şu anda kullandığım en son silahım, yani bozuka silahım. Ama normalde kullandığım diğer silah Pulse Rifle ve o silahla ilgili aslında enteresan bir hikaye var. O silahı ben bugün 5 saatlik Twitch yayınında Venüs gezegenine dolaşırken buldum. Yani bu ne demek oluyor? Hikaye modunda bulduğunuz silahları oyun içerisinde Crucible moda taşıyıp rakiplere karşı da kullanabiliyorsunuz. Evet, şu anda gördüğünüz silah benim Venüs'ten bulduğum silah. 97 saldırı gücüne sahip. Oldukça kuvvetli bir silah. Hani bunun dengesini Bungie nasıl sağlıyor tam emin değilim. Çünkü herkese belki bu şekilde düzgün ya da güçlü silah bulmak nasip olmuyordur. Bulan kişileri daha mı güçlü yapıyor oyun, yoksa onu bir şekilde dengeliyor mu kendi içinde, bunu tam bilmiyorum. Ama bu silahları Crucible moda getirip oynayabiliyorsunuz. Hatta sadece silah değil, kalkan, zırh gibi bulduğunuz aparatları da çoklu oyuncu ortamına getirip kullanmanız ve onlarla oyunun içerisinde devam etmeniz mümkün hale gelebiliyor. Bu gene çok bence özel ve güzel bir şey. Ama hani buradaki dediğim gibi adil ortam nasıl sağlanıyor tam emin değilim. Fakat Bungie çok kaliteli bir zone çok büyük bir stüdyo. Mutlaka bir şekilde düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Enemy captured zone B. Seviyede olan kullanıcıları zone A. En azından onlara belli bir takım avantajlar sağlıyor olabilir. Bir diğer nokta ise 3 silahınız var onun içerisinde. Şu anda gördüğümüz ilk silahın silahı. Toplamda 250'ye yakın mermisi var gördüğünüz gibi. Bu mermi bulması kolay ve tahmin etmesi kolay bir silah. İkinci silahım ise Sniper Rifle diye hitap ettiğimiz Sniper silahım, şu anda elimde gördüğümüz silah. Bu silahın 15 mermisi var ve bu silahın mermileri de sarılı başlıyor. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 7-8 mermi. Daha sonra ileride gördüğünüz bu yeşil kutucuklardan, yeşil mermi kutucuklarından bu mermiyi 15'e kadar çıkarmanız mümkün. 15'ten fazla olmuyor. Heavy ammo available. Bu aslında maalesef demek doğru olmayacaktır. Güzel bir şey çünkü yatıp bir yerde bekleyen sniperlar için de bir çözüm bulmuş bu şekilde bence. Bu mekanı mutlaka gezip bu yeşil kutucukları toplamak istiyorsanız toplamanız gerekiyor eğer. Son silahım ise demin belki oyunun başında dikkat ettiyseniz bir bazuka silahı vardı. Bunun mermisi hiç olmuyor. Bunun mermisi de her zaman bulamıyorsunuz harita içerisinde. Oyun belli zamanlarda, özellikle oyun başladıktan belli bir süre sonra bu mor mavileri haritanın belli yerlerinde çıkartmaya, üretmeye başlıyor ve sizin gidip oradan onlar mermiyi almanız gerekiyor ki üçüncü silahınız, bu bir bazuk olabilir de bir ağır makinalı tüfek olabilir, bunun mermisine sahip olun ve bunun avantajını kullanmaya başlayın. Aksi takdirde mermisiz olduğu için silaha sahip olsanız bile hiçbir anlamı yok. Yani Bungie iki aşamalı bir etken koymuş. Bir demiş ki silahların var, tamam bunları getirebilirsin. Ama güçlü silahlarını kullanmak istiyorsan oyun içerisinde aynı zamanda bu mermi dağılımını takip ediyor olman lazım. Ve oraya zamanında gidip o mermiyi alıyor olman gerekiyor. Çünkü sizin takım arkadaşınız ya da rakip oyuncuların takımlarından, arkadaşlarından bir tanesi bu mermiyi alırsa o mermi otomatik olarak gidiyor. Yani o mermi sınırsız değil. O bir kere alınabilen bir mermi. Alındıktan sonra da tekrar yeniden çıkmasını bekliyorsunuz. Dolayısıyla haritada sadece hani koş öldür gibi bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda bu mermi dağılımını iyi takip etmeniz lazım. Kontrol noktalarını iyi takip etmeniz lazım. Tabii ki de ek olarak Bungie'nin yine çok çok iyi olduğu bir noktalardan bir tanesi Halo serisinden araç kullanımı durumu var. Bazı haritalarda araçlar var ve bu araçları alıp rakibi ciddi eziyet çektirebiliyorsunuz. Ama her iki tarafta da belli araç sayısıyla başlıyor. Dolayısıyla burada bir denge söz konusu. Yani bir tarafta araç var, bir tarafta araç yok gibi bir durum söz konusu değil. Bu araçları dengeleyecek bir şekilde Bungie dağıtıyor harita içerisinde. Bu güzel bir şey. Bir de belli kontrol noktalarına bakan, belli kontrol noktalarını gören turretler mevcut. Bunların içine de girip rakip oyuncuları öldürmeniz mümkün. Ve tabii bunların atış gücü çok çok daha fazla normal silahtan. Ve çok çok daha güçlüler. Zone B lost. Ama tabii burada kritik bir nokta var. O da nedir? Mesela Call of Duty'de alıştığımız işte helikopter çağırayım, ACC, ACR çağırayım gibi enemy böyle kavramlar. Yani bilgisayarın kullandığı ölüm makineleri bu oyunda yok. Tamamen her oyuncu bir şey yapmak istiyorsa bunu kendisi yapması gerekiyor. En azından şu ana kadar oynadığım kısımda bu şekilde. Bu güzel bir şey. Yani neye bağlıyor oyunu? Tamamen oyuncunun yeteneklerine, oyuncunun yapabildiklerine bağlı bir yapısı var. Bu tabii ki bence güzel bir artı bir puan. Sonuç itibariyle
ortada da yaşayan yapay zekaya sahip birçok birisinin sizi öldürmesi ya da size yardımcı olması hani çok adil olmuyor. Bu açıdan Destiny gerçekten güzel oturtmuş diyebilirim. Ve güzel efsaneler var. Mesela hani şu anda görmeyeceksiniz ama ben betasını oynarken görmüştüm. İşte bir aracın üzerinde bir kişi varsa bunu sniperla kafadan vurduğunuz zaman araçtan düşüp ölüyor. Mesela bu güzel bir şey. Ya da bir tarıtın üzerinde bir kişi varsa tarıtın önünde bir koruma camı var arkadaşlar. Bu koruma camını önce bir mermiyle indirip daha sonra tarıtın arkasındaki kullanıcıyı, rakip oyuncuyu tek atışla öldürmeyebilirsiniz. Yani bu tür şeyler oyunda yerleştirilmiş. Oyun her ne kadar biraz böyle koş, sağa sola koş, deli danalar gibi koş, hareket gibi gözükse de aklını kullanan oyuncular için de güzel, hoş noktalar yakalamışlar. Yok, onları da koymuşlar. Yani dolayısıyla oyun öyle bir yapı oluşturmuş ki eğer siz koşup, sağa sola koşup, oraya bomba atayım, buraya da bir tarzı oyunu seviyorsanız öyle bir oyun oynama imkanınız söz konusu. Ama yok, ben daha akıllı oynayayım, işte belli yerlerde, belli noktalarda rakibin geliş yönlerine doğru pozisyonlanayım, siper alayım ve onları belli bir noktaya ulaşmalarını engelleyebilir oyun tarzı yapmanı istiyorsanız buna da yer var. Dolayısıyla bu iki noktayı çok çok iyi yakalamış. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer bir Call of Duty ya da Battlefield oyuncusuysanız ya da bir Ghost of Tsushima oyuncusuysanız bu oyunu alıp almamanızla ilgili kararı önce bekleyin. Eğer mümkünse bir yerde oyunu deneyip görün arkadaşınızda varsa ve ondan sonra karar verin. Çünkü ne Call of Duty'ye ne Battlefield'e ne Last of Us'a benziyor. Bu tamamen kendine ait bir yapısı olan, dinamikleri olan bir oyun. En çok benziyeceğim oyun hikaye modunda Borderlands olabilir dediğim gibi ve aynı zamanda multiplayer tarafında Halo olabilir. O da buna çok benziyor. Gerçi tabi biliyorsunuz şimdi Call of Duty Advanced Warfare'de bu yapay iskeletler durumu söz konusu var. Atlama, zıplama birçok özellik geliyor. Muhtemelen buna çok benzeyecektir ama gene baktığınız zaman bakın bu araç kullanımları, haritaların büyüklükleri zannetmiyorum ki Advanced Warfare'de bizim alanlarda çalışacakmış gibi en azından bana geliyor şu anda. Kontrolün dışında tabii ki başka oyun modları da var. Şu anda sadece kontrolü biliyorum. Bir de Team Deathmatch tarzı bir oyun var. Bir iki tane daha sanıyorum yeni oyun modları olacak ama onlara bakma imkanım olmadı. Dolayısıyla onları ilerleyen zamanlardaki videolarla sizinle paylaşmayı düşünüyorum ama şu anda benim genel bu 6 saatlik oyunda aldığım izlenimleri söylemem gerekirse oyun çok hızlı çalışan. Yani hatasız gözükmüyor. Gerçekten çok akıcı. Çok düzgün, grafik tasarımları, kareografisi, menü sisteminin kalitesi gibi noktalarda gerçekten çok oyuncuyu memnun eden yapıya sahip. Konuşma, parti durumları nasıl olacak bunları göreceğiz. Şu anda ben tamamen single oynuyorum, tek başıma oynuyorum. Enemy captured zone B. Diğer arkadaşlarım almadı. Ama hep beraber olduğumuz zaman bunların akışları, bunların geçişleri nasıl olacak onları pek şu an için bir şey söylemem mümkün değil. Bekleyip göreceğiz. Ama biz bunu Alfa'da birazcık denemiştik. Bu Alfa'daki akışlar, geçişler gerçekten çok güzeldi. Çok yalındı ve düzgündü. Hiçbir problem yaşamıyorduk. Sanırım kadarıyla o yapıyı da burada görüyor olacağız. Ama bunun için henüz konuşmak için erken. Oyunun kendisine gelecek olursak belli bir saatten sonra, yani dediğim gibi 6 saatlik bir zaman harcadığım ya. Belli bir saatten sonra tamam ben başka noktaya gideyim. O noktadaki insanları ya da düşmanları öldüreyim ve devam edeyim tarzında dönüyor oyun. Bu net. Ama oyunda şöyle bir şey yapmışlar. İşte dediğim gibi yeni silah bulabilirsiniz. Yeni bir kalkan bulabilirsiniz. Daha önce görmediğiniz çok güzel dizayn edilmiş bir yer sizi gösterebiliyor. Ve public event diye hitap edilen, yani hiç tanımadığınız başka oyuncularla bir araya gelip bu oyuncularla beraber oyun oynama özelliğini sunan yapıları gerçekten çok çok keyifli. Çok çok kaliteli. Bu işi çok farklı bir noktaya taşıyor. Çok farklı bir yapıya taşıyor. Bu benim en çok hoşuma giden noktalarından bir tanesi. Yani sosyal bir yaklaşım, sosyal bir kültür var oyunun altında. Bir de tabii oyundaki karakterin gelişimi, ilerlemesi, bu karaktere yaptığınız yatırımlar, silah olsun, zırh olsun ya da kullanabileceği araçlar olsun birazcık RPG havası da veriyor. Yani dolayısıyla bir FPS diye tarif ettiğimiz, yani first person shooter diye tarif ettiğimiz oyun tarzından size birazcık bu RPG havasını almanızı sağlıyor. Üzerinde sosyal eklentilerin kendisi ama keyifli deneyimi yaşıyorsunuz. En azından şu ana kadar gözlemlerimiz bu şekilde oldu. Paylaşmaya devam edeceğiz ekip. Sizin sorularınız varsa
Destiny ile ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa bunları lütfen yorum kısmına bizimle beraber paylaşın. Elimizden geldiği kadar araştırıp bulmaya çalışacağız. Gözüken o ki şu oyun Zone A, bizim lost. Last of Us'tan sonra daha fazla yatırım yapacağımız oyunlar arasında girmeyi başaracak. En azından single victory doesn't win a war, but it's a good start. Gezegenlerin keşfi, gezegenlerin takibi gibi noktalarda bayağı bir zaman harcayacağız. Ondan sonra ne olacağını da hep beraber göreceğiz ama Bungie'nin dediği bir şey var. Bu oyun 10 yıl boyunca bizden destek görmeye devam edecek diyor. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz nasıl olacağını. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ekip. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.